Evet, merhaba arkadaşlar. İlk yardım derslerine devam ediyoruz. Emniyet yönetiminde ilk yardım konularından sizinle birlikte devam edeceğiz. Şimdi sıradaki konuda sık karşılaşabileceğiniz durumlardan bir tanesi olan burun kanamalarına nasıl yardım edileceği konusuna bakalım. Şimdi burun kanamaları arkadaşlar çoğunlukla burnun kuruması, iç yüzeyinin kuruması kaynaklı şekilde kanamalarla karşılaşılır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey burnun üst tarafında tam kıkırdan bittiği yerden sıkmaya başlamaktır arkadaşlar. Bununla ilgili videomuz size ben daha önceden vermiştim. O videomuzu bir açalım. Yaşlanır, korkar, panik yapar. Evet. Burun kanadığı takdirde kişi çok telaşlanır, korkar, YouTube'dan panik yapar. Öncelikle onu kaynaklı sakinleştirmek. engelleme falan olmasın diye videoyu ben çekmiyorum ekrana. Siz videoları açabilirsiniz. Şimdi burun kanamasında dikkat edilecek unsur bu burunun hemen kıkırdağın bittiği yerden itibaren sıkmak, bir de kişiyi sakin tutmaktır arkadaşlar. Onunla ilgili görsel geldiğinde ben hemen size çekeceğim. Bir de benim tavsiyem, çoğunlukla burun iç yüzeyi ciddi şekilde kuru olduğu için kanama gerçekleştiğinden dolayı henüz burnunuzu tutmaya başlamadan önce bir su çekerseniz içeriye, burnunuzun içerisindeki fazla kan birikintisi de hem akacaktır, hem de arkasından siz burnunuzu sıkmaya başladığınız zaman içeride artık kuruma olmadığı için, nemli bir yüzey olduğu için kanama süresi daha kısa sürecektir. Daha hızlı bir şekilde kanama sonlanacaktır. O yüzden öncelikle böyle bir burnunuza su çekerseniz çok daha güzel sonuç alacaksınız. Onun arkasından burnun kıkırdağının bittiği hemen yerden itibaren sıkmanız gerekiyor. Bir de sakin olmak oldukça önemli arkadaşlar. Gerekir. Hemen sakinleştirip başını ön tarafa doğru hafif eğip burun kanatları dediğimiz kısımdan, yani şu kıkırdan bittiği yerde, burun kanatlarından bir 5 dakika boyunca elimizi hiç kaldırmadan kıkırdağı dediğimiz kısımdan, yani şu kıkırdan bittiği yerde burun. Evet, şuradan arkadaşlar sıkmak gerekiyor. Tam sıkılacak yer burunun hemen altında, tam böyle kıkırdağın bittiği, burnun boşluğa düştüğü yerden itibaren sıkacaksınız ki o bölgeden aşağıya. Şimdi bunu şey gibi düşünün, hani böyle bahçe hortumuyla falan oynarken böyle ayağınızın kenarıyla hortuma basarsınız ya arkadaşlar. Hani o zaman hortumdan akan su kesilir. Karşı tarafa su gitmez. Ayağınızı tekrar kaldırdığınızda, ayağınızın köşesini tekrar kaldırdığınızda tekrar su akmaya başlar. Aynı onun gibi o tam kıkırdağın bittiği yere siz baskıyı uyguladığınız zaman arkadaşlar burunda o tam ayağınızın topuğuyla kenarıyla basmış etkisi yaratılıyor. O kıkırdak o köşe vazifesini alıyor ve siz bu sayede o damarlardan akan kanı durdurmuş olabiliyorsunuz. Burun kanamasında bir de dikkat edilmesi gereken şey şurada görünen bu kafanın öne doğru götürülmesi, arkaya doğru götürülmemesi. Arkaya doğru götürdüğünüz zaman geniz boşluğundan arkaya doğru akıntı olacaktır. Şimdi insan burnunun yapısı böyle. Şuradan kanama odağı olduğunu farz edelim. Siz aşağı doğru eğeceksiniz ki bu kan buraya dolsun, şu bölgede biriksin.
Bu biriktiği zaman, belli bir seviyeye geldiği zaman kan akışını da yavaşlatmış oluyor. Ama siz burun başı geriye doğru akıttığınız zaman, çevirdiğiniz zaman buradan sızan kan akciğerlerinize, midenize doğru gider. Akciğerlere gitmesi özellikle çok ciddi sıkıntıdır arkadaşlar. O yüzden başın mutlak suretle öne doğru eğilmesi doğru hareket oluyor arkadaşlar. Bakın bir de şurada buz koymaktan bahsetmişler. Eğer uzun süre durmuyorsa, ki genelde durur, oraya soğuk tampon yapmak, buz koymak da gene iyi bir yöntemdir. Bakalım bununla ilgili başka ne var? İşte böyle bırakıp şey yapmak yanlış. Gene arkaya doğru çevirmiş. Bir de burun kanaması sırasında böyle bırakıp tekrar tutmak, bırakıp tekrar tutmak doğru bir yöntem değil. Biraz uzun süre tutmak en doğru yöntem oluyor arkadaşlar. Burun kanamalarında geçtikten sonra şimdi göğüs yaralanmalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bununla ilgili akciğerin yapısını öncelikle bilmek önemli arkadaşlar. Akciğerin yapısından ziyade göğüs kafesi yapısını bilmek lazım. Onunla ilgili bir hemen video bulursak, yani onunla ilgili yapılan bir şey var. Şuraya şey yazalım. Şu. Şimdi bununla ilgili bir siteye gidelim bakalım. Ya da videolardan bakalım. Oradan daha iyi görülecektir herhalde. Şurada var bakın. Bu yapı gerçekten çok açıklayıcı bir yapı arkadaşlar. Bakın göğüs kafesimizin tam olarak bir modeli bu. Şimdi buradaki model akciğerler içeride duruyor, iki tane akciğer, turuncular akciğer gibi düşünün. Göğüs kafesimizde kapalı bir ortam arkadaşlar. Bu kapalı ortam içerisinde duran iki tane balon var farz edin. Akciğerler ciddi şekilde kaslı yapılardır. Ama kas yoktur üzerinde, böyle lastiksi balonsu yapılardır. Dolayısıyla üzerlerinde kas olmadığı için genişleme ve daralma işlemini kendileri yapamazlar. Bunu yapabilmek için göğüs kafesinin kapalı, vakumlu bir ortam oluşturması gerekiyor. Şuradaki balonu aşağı doğru çektiğinizde diyafram yerine geçiyor. Diyaframınızı aşağıya doğru sündürdüğünüzde içerideki basınç miktarı azalmış oluyor. Dışarıdaki basınç fazla olduğu için dışarıdan içeriye doğru havalar girerek bu akciğerlerinizi şişiriyor. Akciğerlerinizi şişirdiği durumda içeriye oksijen girmiş oluyor. Diyaframınızı geriye doğru bıraktığınız sırada arkadaşlar bu sefer akciğerler içerisindeki o kullanılmış hava dışarıya doğru atılıyor. Şimdi burada böyle bir kapalı ortam olması gerekiyor. Diyelim ki göğüs yaralanması oldu herhangi bir şekilde. Şurada bir delik açıldı. Burada delik açıldığı zaman ne olur? Sizin
o diyafram hareketiyle basınç oluşturmaya çalıştığınız sırada şuradaki bu balonları şişirmek için zorlanması gereken hava şurada hiç zorlamadan delikten içeriye doğru girer. Bu sebeple içeriye girdiği zaman o balonların, o akciğerlerin şişmesi mümkün olmaz. Akciğerleriniz şişmediği zaman solunum yapmış sayılmazsınız. Göğüs kafesinize dolan hava sizin solunum yapmanızı sağlamaz. Akciğerler içerisine girip çıkması lazım havanın. İşte bunun engellenmesi sonucunda arkadaşlar siz boğulma yaşarsınız. Sistem düzgün bir şekilde çalışmasına rağmen siz diyafram hareketi gerçekten yapıyor olmanıza rağmen diyafram hareketinizle aşağıya doğru çekiyor olmanıza rağmen maalesef ciğerleriniz şişip inmeyeceği için solunum yapmamış olursunuz ve boğulma yaşarsınız. İşte bunun için sizin delici göğüs yaralanmalarında yapmanız gereken bazı şeyler var. Yaralanması durumunda iki durumla karşılaşabiliriz. Birincisi şöyle bir cisim batıp orada kalabilir. Eğer böyle bir cisim varsa, cisim delici bir cisim yaralanmasıysa bu cismi kesinlikle çıkartmamak gerekiyor. Eğer çıkarırsanız zaten batarken ne yaptı? Bir hasar verdi içeri. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Sistemde bir delik varsa az önce söylediğimiz gibi o göğüs boşluğunda eğer delik oluştuysa bir cisim girdiyse ve hala çıkmadıysa sizin onu çekmeniz sırasında yeniden kesmeye ve o cismin kapadığı damarları kan akmasını engellediği şekli bozmuş olursunuz ve ciddi şekilde kan akışına sebep olabilirsiniz. Bunun dışında içerideki o kapalı ortamı, vakumlu ortamı bozmuş olursunuz. Artık bir deliğiniz vardır. Delikten dolayı dışarıya doğru hava girip çıkacaktır. Bu da arkadaşlar gerçekten ciddi bir sıkıntı solunumun durmasına sebep olur. İlerideki yapacağı şeyi göstereyim. Siz videoyu yine dinlersiniz. Bakın yapması gereken buradaki cisimi sabitlemek arkadaşlar. Eğer bu cismi sabitlemeyecek olursanız maalesef bu cisim içeride hareket edecektir. Hareket etmesi durumunda içeride daha fazla kesmelere sebep olur. Bayağı bildiğin dilim dilim doğrar ve içeride çok fazla kanama ve çok fazla hasar ve çok fazla boşluğa sebep olur. O yüzden de maalesef arkadaşlar işte hastayı kaybedebilir, işte yaralıyı kaybedebilirsiniz. Bu sebeple buradaki cismin burada sabitlenmesi, mümkün olduğu kadar hareket ettirilmemesi gerekir. Bir de hastayı böyle kaykılır pozisyon dediğimiz pozisyona getirmek doğru hareket olacaktır. Size bununla ilgili bir video da göstermek istiyorum. Savaş sahnesi. Burada orta yaralanma gerçekleşecek. Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi. Şimdi arkadaşlar bakın burada ok girdi. Yaralı şehzade eliyle işte oku tutuyor. İşte bu sırada da bir taraftan da savaşacak filan. Birazcık tabii film kısmı da var. Şimdi okun içeride hareket etmesi durumunda bakın şuradan girdi. Burada sabit. Burada bir şey yok. Keskin ucu biraz daha içeride. Herhangi bir şekilde yukarıya aşağı okun bu bölgeden aşağı yukarı hareket etmesi aşağıdan da içeride de şöyle bir kesme hareketi oluşturacaktır. Ucunun sivri olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bölgede ciddi bir kesme sonucunda yaranın ve kanın akışının artması hatta
Oksijenin iyice dışarıya çıkması ve dışarıya havanın girmesi söz konusu olabilir. Bu da ciddi bir ölüm etkisi yaratır. O yüzden oranın okun sabitlenmesi, tutulması gerekli arkadaşlar. Bakın işte tutuyor, tuttuğu doğru hareket, hareket etmemesi lazım. Şimdi yardıma geliyorlar. Bakın yardıma geldiğinde arkadaşlar artık oku tutan yok. Buradan basit bir manevrayla işte geriye doğru çekiyorlar ama bu sırada ok aşağı yukarıya doğru hareket ediyor. Bakalım. Evet, gittiğini işte. Şehzadem Bayezid öldü mü? Maalesef. Şehzadem Bayezid öldü mü? Kaçınılmaz sonla karşılaşmak mümkün. O yüzden göğüs yaralanmalarında eğer giren bir nesne varsa şimdi eğer nesne girip çıktıysa ne yapacağız? Ona bakalım. Delici bir göğüs yaralanmasında eğer cisim girdiyse orada duruyorsa sabitleyeceğiz bunu, çıkartmayacağız. Ama cisim gir Şimdi girdi çıktığı durumda arkadaşlar yapmanız gereken pardon, üç taraflı bantlama yöntemini kullanmak. Bunun sebebi de bakın size belki şöyle izah edebilirim. Şimdi eskiden tek taraflı kapatma gerekir arkadaşlar burada. Onu şöyle izah edeyim. Şimdi burada akciğerdeki o göğüs boşluğundaki basıncı vakumu sağlamamız lazım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir delik oluştuysa bu deliği kapatmak adına işte 1, 2, 3 tarafı kapatılır, bir tarafı açık bırakılır ki siz diyafram hareketinizi yukarıya doğru yaptığınızda içerideki basınç arttığında içerideki fazla hava bu açık bırakılan yerden dışarıya çıkabilsin diye bir tarafı açık bırakılır arkadaşlar. Bu sayede bu üç tarafta kapalı olduğu için sizin diyaframınız tekrar aşağı doğru hareket ettiğinde vakum oluşacağından bu naylonlu beze vesaireyi o delikten içeri doğru çekecek ve oranın kapanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla fazla hava dışarıya çıkabilirken dışarıdan gelecek fazla havanın içeriye gelmesi de engellenmiş olur arkadaşlar. Açık göğüs yaralanmalarında çıktıysa üç tarafı kapatılan pansuman diyelim biz ona. Edilir diyelim. Sonraki konumuza geçecek olursak, şimdi burada elektrik çarpmasından bahsedelim arkadaşlar. Elektrik çarpmalarında müdahale oldukça önemli. Elektrik çarpmalarına nasıl müdahale edilir? Hepimizin bildiği gibi tahtayla müdahale
ediliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz herkesin aklındaki fikir elektrik çarptığı zaman hemen tahtayla kişiye vuralım. Ama burada kişiye vurmak önemli değil. Önemli olan elektriği kişiden ya da kişiyi elektrikten uzaklaştırmak arkadaşlar. Bu ikisini birbirinden uzaklaştırdığınız zaman elektrik çarpan kişiyi kurtarmış olursunuz. Hemen bir iki video izleyelim. Bakın önce ayağına taş girmiş, alo. Elektrik direğine dokunuyor. Ne oluyor lan ona? Allah çarpsın, elektrik çarpıyor. Boş! Evet, gördüğünüz gibi böyle bir müdahale kişiyi elektrikten yalıtmaz. Dolayısıyla bir ilk yardım tedbiri, ilk yardım müdahalesi sayılamaz arkadaşlar. Lan sana ne oldu? Çocuk otağından. Hala bakın. Yani buradaki biraz esprisi lan, için. Dur dur çekelim lan, diye söylüyor. Yaşıyor mu bak bakayım. Kapattın lan bunu. Elektriği çok lazım. Koş kabloyu getir çabuk. 2000 amper. Şimdi 2000 amper nedir biliyor musunuz? 2000 amper dediğimiz şey şudur. Çamaşır makineniz prizden 6 amper çeker. Ve 6 amper o çamaşır makinenizin merdanesini ve 7 kilo 10 kilo çamaşırı dakikada 1000 devirle döndürebilir. O 10 amperdir işte. 2000 amperin ne olduğunu böylece siz tasavvur edebilirsiniz. Güven çekildi herhalde. Evet. Aleti gördükten sonra gerçek bir elektrik çarpması nasıl oluyor? Nasıl bir sonuçla karşılaşılıyor? Buna bakalım. Bakın bu platformu taşıyorlar. Şurada yüksek gerilim hatları var. Birazdan maalesef virajı alamayacak arkadaşlar. Evet. Şu anda elektriğe çarpılıyorlar. Peki madem elektriğe çarpılıyorlar, neden bırakmıyorlar? Arkadaşlar, insan vücudunu bakın, düşenler düşüyor. Bu soldakiler yanıyor. Bakın şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki arkadaşlar bakın kişi, evet, o hareket oldu. Birazcık geri saracağım hemen. Bakın bayağı bildiğiniz tütüyor. İnsan vücudundaki kaslar birkaç milivoltla hareket ettirilir, çalıştırılır. Ama üzerinizden geçen elektrik 220 voltsa bunun yaklaşık 220 bin katı gibi bir rakam düşünebilirsiniz. Yani hangisinin dediği olur? Büyük olanın dediği olur ve siz elektriğe çarpılıyor olmanıza rağmen, buraları hissediyor olmanıza rağmen bırakamazsınız. Bakın elleri tuttu, bırakmıyor. Şu arkadaşa dikkat çekelim. Bakın tekrar elleri çarpıldı. Bakın tekrar bakalım. Ortadaki. Şimdi elektrikten bu kurtuldu. Kolu değdi. Kas hareket etti ve kol havaya kalktı. Daha sonra tekrar kas gevşedi.
Kas gevşeyince tekrar elektriğe değdi. Tekrar kas gevşetme hareket etti. Bakın tekrar tekrar aynı çarpılmayı kişi maalesef yaşıyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu video neden bu kadar uzun diye daha sonra bir düşündüm ve izlemeye karar verdim. Normalde bu kadar uzun versiyonu izlememiştim. Bakın şurada uzun süre elektriğe çarpılan birisi vardı. Bırakmamıştı hatırlarsanız. Herkesten daha fazla uzun süre elektriğe çarpılmıştı şu arkadaş. Fakat işte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Gördüğünüz gibi kurtuldu. Bir de bir taraftan biliyorsunuz başka bir atasözümüz daha var. Kısmet yani bu işler. Bahtsız bedevi durumu da söz konusu. Bakalım. Evet bir daha çarpıldı. Bakın bunun ayağında aynı şey gerçekleşecek. Değiyor kas hareket ediyor. Değiyor kas hareket ediyor. Yine çarpılıyor. Yani bununla birlikte öldürmeyen Allah yine öldürmüyor. Bakın o arkadaş. Bakın burada koşarak yine uzaklaşıyor. Şimdi elektrik çarpmalarında ne yapmak lazım? Elektriği ve kişiyi birbirinden bir şekilde uzaklaştırmak lazım arkadaşlar. Bu uzaklaştırma için illa etrafta tahta falan aramanıza da gerek yok. Herhangi bir yalıtkan malzeme sizin işinizi görecektir. Sırt çantanız olabilir. Defterinizi rulo yapıp onunla rigid bir nesne oluşturabilir. Onunla itebilirsiniz. Ya da herhangi ayakkabınızın altı olabilir eğer ıslak değilse zemin gibi herhangi bir şeyle kişiyi ittiğiniz zaman devrilerek elektrik ortamından uzaklaşır arkadaşlar. Bu sayede o kişiyi kurtarmış olursunuz. Bugünlük de bu kadar dersimiz. Tekrar görüşmek üzere.